Mustafa Bey'in selamları var. Abdest alırken ve namaza başlarken vesvese hali oluyor demiş. Ve bu durum beni çok zorluyor. Nasıl kurtulurum? Hocam ne tavsiye eder? Yani vesvese hali yani herkeste olabilir. Fakat namazda olması, abdest alırken olması vesaire genelde Müslümanlar has bir durum. Hı hı. Bazen de hanımefendilerde temizlikten dolayı bir vesvese hastalığı olabilir. Ya hanımefendi öyle temiz ki her şeyden etkilenebiliyor, o vesveseye sebep olabilir. Yani bu durumlarda olabiliyor. Şimdi vesvese olduğunu biliyor kardeşimiz. Yapacağı şey nedir? Bir defa şu bilgiyi edinmek lazım. Mesela vesvese halinde büyük ihtimalle çok su harcıyordur. Elini yıkadı olmadı bir daha, burnuna verdi oldu mu olmadı mı, ağzına verdi oldu mu olmadı mı derdi vardır. Şunu bilecek, Resulullah Aleyhisselam'ın abdest aldığı suyun litre olarak karşılığı 3 litredir. 3 litre suyla abdest almışlar. 5 litre suyla banyo yapmışlardır. Oradan bir ders almak lazım. Yani 3 litre yetiyor. Biz şimdi ne kadar harcıyoruz düşününüz yani. Peki abdeste besmele ile başlamalı ve gelen, dışarıdan gelen etkiden çekinmemeli. Yani nedir? O vesveseyi size getiren aslında şeytandır. Ne yapmak lazım? Mesela geliyorsa bu tür şeyler, nas, yani kul e'uzu bi rabbil felak ve nas suresini, özellikle nas suresini okusun o aralarda. Kul e'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesil hannas. Şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınacak. Besmele ile başladık. Yapacağımız şey nedir? Mesela ağzınıza 3 defa su vermek sünnet. Bunu 4'e çıkarırsanız mekruh olur. 2 de olmaz, 4 de olmaz. Yani bu ilmihal bilgisini mutlaka bir kenara koyacak. Buruna vereceğiniz şey 3 olacak. 4 olmaz, 5 olmaz, mekruh bunlar. Yüzünüzü zaten yıkayacaksınız güzelce. Kollarınız 3 defa, 4 yok. İsraf. Yani ben bunu yaptım, bitti diyecek bitti. Adam. Bitti. Ya üçten fazlası israf oluyor. Dolayısıyla onu yapmayacak. Başa mes verecek ve ayaklarını normal yıkaması lazım. Sonra mesela şöyle bir aklına bir şey gelsin. Ya ben ayağımı yıkadım mı? Acaba tam yıkandı mı falan? Bunun vesvese olduğunu da bilecek. Bilecek bu vesvese. Yani 3 litre su dedik biz neticede. Yani yıkadığınız belli. Olmadı denildiği takdirde belli ki diyen şeytan. Kandırıyor sizi. Yani bu bilinçle hareket ettiğim zaman 1-0 öne geçmiş oluyorsunuz. Öne geçersiniz. Zaten. Yapacağınız sünnet üzere besmele ile başlamak. Bittiğinde de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme cealni minettevvabin ve cealni minel mutadahhirin duasını okuyalım biliyorsak. Yani şehadet getirmek. Ya Rab beni tevbe edenlerden ve tertemiz olanlardan kıl. Türkçesi bu. Bunun karşılığında ne veriyor Cenab-ı Hak? Cennetin 8 kapısı açılıyor. İstediğiniz yerden girin buyuruluyor. Bu müjdeyle siz bitirin. Arada bir gelir. İnşallah. Bununla da zaman zaman kurtulur muyuz? Ve zamanla bunu halledersiniz. İnşallah hocam.